Merhabalar Yahya Hocam, nasılsınız? Merhaba Ezgi'ciğim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben. İyiyim, teşekkür ederim ben de. Nasıl geçiyor korona Evde takılıyoruz vallahi. Artık evde duvarlarla konuşmaya başladık sanırım. Öyle günleriniz evde? sıkıcı bir hayat. Yapacak bir şey yok. Bu süreç de bir şekilde sonlanır. Eski günlerimize inşallah en kısa zamanda döneriz. Evde yapabildiğimiz kadar spor yapmaya ya da işte hareketsiz kalmamaya çalışıyoruz. Bu süreçte ama elimizden işte ne kadar ne gelirse onu yani sporsuz bir hayat zaten düşünülemiyor da bu süreçte de işte yapılabilir bazı şeyler var. Onları yapmaya çalışıyoruz. Bir de Sizler nasıl? sporun daha zor yani. Siz bir de Evet. sporla ilgili olduğunuz için sürekli. Ya benim için ayrı bir zorluğu var. Aynı zamanda antrenörlük de yaptığım için hani o şeyden de muaf kalıyorum. Onlardan da uzak kalıyorum. O da ayrı bir üzüyor beni. Bundan dolayı da biraz sıkıntılı süreç geçiyor yani can sıkıntıcı. Burada işte evde bir bebek demeyeyim artık biraz büyüdü. Onunla vakit geçirmeye çalışıyorum. Bir oğlum var. Öyle yani. Sen ne yapıyorsun? Ya da dersler, okul yok artık. Okul dersleri evet bitti ama bizim dershane derslerimiz devam ediyor hocam. Bu şekilde ders çalışıyorum. Dizi, film izliyorum. Bu şekilde. İyi 12 bak. oluyor de biliyorsunuz. İnşallah, inşallah. Hocam isterseniz siz kendinizi tanıtın. Bu şekilde başlayalım. Ben Yahya Yıldırım ismim. Beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda voleybolu hasta, voleybol antrenörü yapmaktayım. Voleybolu hastayım. Çok sevdiğim bir spor. Takım sporları da en çok sevdiğim sporlardan bir tanesi. Bizim okulun da voleybol takımı olması için elimden geleni yapıyorum. Sadece kızlar olarak değil aslında erkekler olarak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte umarım ilerleyen zamanda gelen yetenekli sporcu arkadaşlarımızın sayesinde bu düşüncemi hayata geçiririm. Yıllardır düşündüğüm bir şeydi. Daha önce Ülkü Bora'da çalışıyordum. Boraları bir türlü bırakamıyorum. Ülkü Bora'dan sonra Burak Bora'ya katıldım. Yaklaşık 2-2,5 senedir Burak Bora'dayım. Umarım bundan sonra da burada devam ederim. Çünkü sizleri çok sevdim, okulu çok sevdim. Okulun fiziki imkanları olsun, işte spor salonu, malzemelerimiz, spor çeşitliliği bakımından ve sizin spora bakışınız da dışarıdan bakıldığı kadar sadece derse yönelik değildi aslında. Sosyal aktiviteleri olan, spora daha Kesinlikle. farklı bir bakış açısı olan öğrencilerle karşılaştım. İnan, ben ilk başta böyle düşünmüyordum. Ki muhtemelen herkes de böyle düşünüyordur ama buradan yine katılımcı olan arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Kesinlikle öyle bir ortam yok. Burada her türlü sosyal aktivite, spor alanında, sosyal alanlarda ve daha çok farklı birçok yönleriyle spor faaliyetleri yeteri kadar işlerlik bir şekilde devam ediyor. Burada bizim imkanlarımız doğrultusunda dediğim gibi en önemli şey bizim derslerimiz için ve okul takımlarının çalışmaları için spor salonunun ihtiyacı olması. Bizim okulumuzun da güzel işlevsel bir spor salonuna sahip. Yanlış hatırlamıyorsam en son okulla görüştüğümde okul spor salonunun da yenilendiğini, komple zemininin duvarının evet seneye daha güzel bir ortamda spor yapacağız diye tahmin ediyorum inşallah. Müdür Bey zaten bu konuda fazlasıyla girişken Evet. bir eğitimci kişilik çıktı kendisi. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Umarım daha iyi şartlarda daha güzel bir şekilde sporumuzu yaparız ve etkinliklerimizi devam ettiririz. Geçen seneye kadar okulda doğru yani daha önceki yıllarda tabii başarılar vardı ama ben gelmeden önce sanırım ücretli bir öğretmen çalışmış. Sonrasında Temel Hoca yıllardır okulda. Sonra ben ve bu süreçte okulda dediğim gibi güzel bir spor takımlarının altyapısını oluşturup onun devamında da ilçede spor adına da Burak Buran'ın adını duyurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz aslında o. Bu anlamda
Sizlerden de tabii yetenekli olan sporcuları, yetenekli olan öğrencileri değerlendiriyoruz. Bu sadece şey anlamında düşünülmesin bence. İlla okul takımında olsun diye değil. Bizler önümüzdeki sene için projelerimiz vardı. Hatta bu sene de projelerimiz vardı. Yalnız o projelerimizi gerçekleştiremedik. Malum pandemiden dolayı birçok şeye ara verildi. Ve spor faaliyetleri de durduruldu. Mayıs ayı içerisinde Nisan'ın sonu gibi, Mayıs olmadan Nisan son gibi Spor Fest düşünülüyordu. İlk defa belki okulumuzda yapılacak bir Spor Fest etkinliği vardı. Onu hayata geçiremedik. Onun öncesinde bisiklet turu diye bir projemiz vardı. Bu da yine farkındalık oluşturma adına güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. 10. sınıflardan bir düşünceli bir öğrenci arkadaşımızın fikriydi bu. Onun bayağı bir çalışmasını yaptık. En son safhada zaten bu süreç oluştu ve onu da iptal etmek zorunda kaldık. Katıldığımız yine yarışmalardaki devam eden yarışmalarımız vardı. Onları bitiremedik. Daha sonra okulun birinci dönem katıldığı, okul takımlarının katıldığı müsabakalar vardı. Onlar da ciddi başarılar elde ettik. Mesela bunlardan en önemlisi iki tane basket takımı çıkardık biz okuldan, erkeklerden. Biri ilçe birincisi oldu, biri ilçe ikincisi oldu. Bu yaklaşık 20-25 tane okul arasında bu dereceye girmek bence çok güzel bir başarı. Şimdi Kesinlikle. burada sadece Burak Bora'yı şöyle düşünmemek lazım. Hani akademik başarısı yüksek bir okul. Tamam, doğru. Ama aynı zamanda çalışıldığı zaman sportif anlamda da iyi yerlere gelinebilecek bir seviyede, bir karakterde bir okul olduğunu herkes de görmüş oldu. Önceki yıllarda da zaten böyleymiş. Bundan sonra da umarım bu şekilde daha iyi yerlere, daha iyi şartlarda okulumuzu taşırız diye düşünüyorum. Sonraki aşamada yine masa tenisinde il bazında katılındı bu sene yarışmalara. İl olarak düzenlendi ve ilde Anadolu yakası dördüncüsü çıkardık okul erkek masa tenisi takımını. Sonraki aşamada ilk 8'e kadar devam ettik. Sonra elendik. Tabii bunun devamı umarım önümüzdeki yıl aynı öğrencilere, farklı daha yetenekli öğrencilere ekleyerek onlarla da devam ederiz diye düşünüyorum. Daha güzel şeyler başarırız diye düşünüyorum. Bizim buradaki amacımız sizin ne kadar sosyal alanlarda etkin olduğunuz ortaya çıkarsa akademik başarımız da bu kadar artar. Yani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur düşüncesiyle yola çıkarsak sadece hani ders çalışmaktan ibaret bir okul olmadığını sizler de zaten biliyorsunuz. Diğer insanlar da bu şekilde düşünerek daha güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Başka senin merak ettiğin ya da orada var mı soru ya da sorun? Hocam burada aslında bu turnuvalara çok güzel değindiniz. Ben biraz öğrenci gözüyle anlatmak istiyorum. Yani voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi yani birçok dalda aslında bizim spor imkanımız var ve turnuvalarımız oluyor. Hani bir öğrenci aslında geldiği zaman okulumuza hangisinde badminton'da onu da söylemeyi unuttum. Aslında birçok dal olduğu için mutlaka ilgisi olduğu ve başarılı olduğu bir alan seçebiliyor spor konusunda. Bu çok güzel bir şey bence. Kesin. Ve aslında aynen bazı öğrencilerimiz var ki 3-4 dalda birden Evet. yarışmalara, turnuvalara katılıyor. Ve Bu ben çok ona mutlu. ben mesela okulda bizim sınıflar arası yapmış olduğumuz ve geleneksel hale gelmiş bir etkinliğimiz olan işte özellikle futbola ilgi çok. Hani kızlar olarak da izleyici kitlesi olarak da sizlerin ilgi alanınıza giriyor. Ve coşkulu ve eğlenceli turnuvaların yaşandığını zaten sen yaşamışsındır, onu da görmüşsün. Bunlar da güzel şeyler. Birinci dönem ve ikinci dönem farklı farklı branşlarda. Hatta birinci dönem yapılıp ikinci dönem tekrar yapılan aynı turnuvayı tekrarlayan şeyler de yarışmalar da yapmaya çalıştık. Okulumuzun bahçesi de buna uygun aslında. Okulda bu senenin başında iki tane yeni kale alarak hani bunları da bu ihtiyaçlarımızı da giderdik. Zaten diğer malzeme açısından da bir sıkıntımız yok. Ve alan da düzeltildi. Alan da aynen alan da güzel. Şimdi daha da güzel oldu. Son aşaması olarak tekrar okul bahçesini
asfaltlama çalışması yapılıp sonrasında güzel bir şekilde oradaki spor alanlarının çizimi ve tasarlanması da yine diğer beden eğitimi öğretmen arkadaşımızla beraber ya da sene başında bilmiyorum sizlerin de katılımıyla işte okuldaki öğrencilerle beraber güzel bir çalışma yapılıp oranın daha güzel bir hale gelmesi sağlanabilir. Yine değinmediğim bir şey daha vardı. Dart turnuvasına Aa, katıldık. evet. Evet. Orada da kızlarda birincilik kazandık, erkeklerde ikincilik kazandık. Orada da böyle bir başarı elde ettik. Futbola katıldık. Voleybola başlamadan dediğim gibi bu pandemi sürecinden dolayı voleybola katılamadık. Ama bu önümüzdeki sene için güzel bir altyapı oluşturup tekrar aynı şekilde bu süreci bu şekilde düzgün ilerletip daha iyi, daha ciddi başarılar elde etmeye çalışacağız. Bizim İnşallah. sizlerden ve sizlerden artık belki hani şey olabilir, şey düşünebilirsiniz. Biz 12 olduk fazla bizi biraz da derse yoğunlaşalım ama tabii sizin de buna ihtiyacınız var. Deşarj olmanız gerekiyor. Yine enerjinizi atmanız gerekiyor. Sporunuzu yapmanız gerekiyor. Bu zamanda bunların tabii ki daha düzgün bir şekilde ilerlemesi lazım. Genelde alt sınıflardan takım oluşturup bunlarla yola devam etmek, sizlere fazla yüklenmemek adına bu şekilde bir yol izleniyor. Ama tabii bu sizin spor yapmayın anlamını da gelmiyor. Bundan yani sizin de her türlü şeyiniz olsun, katkınız olsun diye düşünüyorum. Hocam buna güzel değindiniz. Çünkü mesela sadece beden eğitimi derslerimizde değil aslında spor salonu her daim açık kullanabiliyor Evet. olduğu zamanlar. Uygun bir kıyafete sahip olduğumuz zaman aslında filemiz her zaman açık. Voleybol oynayabiliyoruz. Basket potalarımız her zaman zaten yerinde. Ve masa tenisi köşemiz de var. Onu da belirteyim. Bu şekilde her zaman aslında oynanmaya açık bir alan var. Sadece biraz önlemleri alıp ona göre bir yol izlememiz gerekiyor. Ufak tefek spor kazaları oluyor. Bunların işte kontrolü tamamen sizde olması gerekiyor. Kendi otokontrolünüzü yapıp ona göre işte spor kıyafeti, spor ekipmanı seçip ona göre o sporu uygun bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu da zaten biz salonda ya da okulda olduğumuz zaman her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Olmadığımız zaman da o kontrol tamamen sizde oluyor. Ve sizlerin bunun bilincinde olarak spor yapmanız gerekiyor. Spor aslında temelde kazanılması gereken bir şey. Yani her yaşta yapılması gereken bir şey. Hangi yaşta olursa olsun, hangi cinsten olursa olsun ya da kilo problemi olanlar, olmayanlar, işte güçlü olanlar, olmayanlar, farklı özellikte olan herkes için yapılması gereken bir etkinlik. Hayatın her alanında olması lazım. Bizim buradaki amacımız buradan sporcu yetiştirmek değil aslında. Yani derslerdeki başarılarını devam ettirmek ve güzel bir spor ahlakı oluşturmak. Çünkü yarın bir gün senin burada yapmış olduğun spor senin spora bakışını değiştirir. Senin ebeveyn olduğun zaman da senin çocuğuna katman gereken bazı şeyler olur. Onları katmaya çalışırsın. O gözle baktığın zaman böyle bir spor felsefesi, spor kültürü oluşturursan ülkemize de bunun bir faydası olur. Ve ilerleyen zamanlarda her branştan iyi derece yapmış, güzel yerlere gelmiş, iyi ülkemizi temsil eden iyi takımlar, iyi sporcular çıkacağına eminim. Burada bizim artımız şu, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı insanlara sahip olmamız. Yani Burak Boral olarak bunu bu şekilde dile getireyim ben. Bu da bizim sporda da devamlı başarılı olabileceğimiz anlamına geliyor. Burada sizlerle uğraşmak ya da uğraşmak derken sizlerle çalışmak başka insanlarla çalışmaktan daha kolay. Bu seviyenizin biraz daha farklı olduğu durumlarda daha farklı, daha güzel çalışmalar yapılabiliyor burada, bu şekilde, bu şartlarda. Sağ olun hocam. Ben son olarak şeye değinmek istiyorum aslında. Başladım, bitireyim o kısmı. Bu turnuvaların ne kadar böyle profesyonel ya da işte spor gözüyle bakılsa da aslında bu Burak Bora ruhunu da çok iyi yaşatıyor. Çünkü dediğiniz gibi mesela ben şimdi 12. sınıf olacağım. Belki çok fazla katılamayacağız bu turnuvalara ama öğle teneffüsünde de olsa çok rahat bir hani izleyici yerlerimiz var aslında. Çok Evet. geniş bir alan bu ve 12'lerimizden 9'larımıza kadar aslında öğrencilerimiz öğle teneffüslerinde gelip bu şeyi yaşayabiliyor, destek olabiliyor Kesinlikle. birbirlerine.
Ve hele ki şampiyonluk maçlarında bu coşku daha da artıyor. Bunu yani gelmeyen bilemez diyeyim. Çünkü Aynen. dışarıdan sadece turnuvalar var deniliyor ama ben de okula geldikten sonra aslında bunu anladım. Eğlence bakımından da gerçekten çok spor faaliyeti olarak güçlü bir etkinlik bence. Ben öyle düşünüyorum öğrenci olarak. Kesinlikle haklısın. Şimdi bugün okula gittiğimde spor salonundaki tribünlerin de yenileneceğini duydum. Buna da çok sevindim. Aynen. Yani tamamen sıfır bir spor tesisi gibi düşünebiliriz. Yani belki etrafı şey olabilir ama içindeki o spor havasını yansıtan o spor yapılabilir alanın düzgün, daha derli toplu, daha düzgün bir alan olarak karşınıza çıkacağına emin olabilirsiniz. Buradan bizim okulu tercih etmek isteyen arkadaşlara kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Hiç düşünmeden gelebilirler. Yani düşünmeden gelebilirler derken gelip okulumuzu da ziyaret edip aynı şekilde okulun şartlarını da kendi gözleriyle görüp ondan sonra da tercih, zaten onlar değiştirebilirler, zaten değiştireceklerine inanıyorum. Bu anlamda gelen insanlardan da spora bu şekilde bakış açısı olan insanlar olmasa temennim olur. Öyle diyeyim artık. Evet, bugün de öyle hocam. İnşallah öyle olur. Siz okula da gitmişsiniz. Acaba bu spor salonu dışında başka gördüğünüz değişiklikleri ve yenilenme sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Evet, okulun etrafı tamamen boyandı. Duvarlarının dış duvarları tamamen boyandı. Güzel bir görselliğe sahip oldu. Yine içindeki sınıflar olsun, sınıf duvarları olsun, koridorlar olsun, onlar da boyandı. Aynı zamanda aşağıda atıl durumda olan bir iki oda falan vardı. Oralar öğrenci çalışma odası haline dönüştürüldü. Sonrasında okul bahçesinde bulunan bir tane bir 300-400 metrekarelik bir arsa vardı. Onunla ilgili çalışmalar sürüyor. Oraya etkinlik sınıfları yapılacağını duydum. O da umarım senenin, yani okul başında eğitim öğretim yılına yetiştirilir diye tahmin ediyorum. Müdür bey onunla da uğraşıyordu. Son olarak da bahçenin etrafındaki işte oturduğunuz, o banklarda oturduğunuz yerler olsun, oralar tamamen toprakları düzeltildi ve düzgün bir şekilde çim ekildi. Yani dışarıdan bakıldığı zaman özel kolejden bir farkının olmadığını herkes rahatlıkla görebilir. Dış olarak zaten içindeki beyinler onu zaten ortaya koyuyor. Anladım. Dışarıdan bakıldığı zaman özel bir kolejden bir farkının olmadığını rahatlıkla her insan algılayabilir bu konuda. Evet, Rahat. zaten yenilenmeden önce aslında bizim bahçemiz de bence çok elverişli bu bakımdan. Hani yeşillik olsun, ağaç olsun ve arka bahçemizde zaten hayvanlarımızın da olduğu böyle sıcak bir ortam var Evet. ve etrafında çok fazla banklar da var aslında. Bu da oturma açısından çok elverişli oluyor. Kesinlikle. Bizim bir düşüncemiz daha var. Arka bahçede uygun bir alan var. Orada da önümüzdeki yıl okçuluk faaliyetlerini başlatmak istiyoruz. Aa, çok iyi Evet. haberim yoktu. Kesinlikle güzel bir spor dalı. Atasporumuz var. Bunu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl yine ikinci dönem yapmayı planlıyorduk ama işte yine bu süreçten dolayı ertelemek zorunda kaldık. Ama önümüzdeki yıldan itibaren orada alanımız rahat, geniş bir alana sahibiz. Ve gerekli ekipmanı da temin ettikten sonra faaliyetlerini başlatacağız. Bundan dolayı da Hocam söylemeyi. internetiniz bunu bazen ses gidiyor da. Sanırım bir kopukluk oldu o sırada. Evet. Duyabiliyor musun beni? Evet, şu an duyabiliyorum. Tamam. Hocam bir de şeyden bahsetmek istiyorum aslında kısa geçtik. Bu sene bu spor festivalini yapamadık ama eğer yapsaydık ya da seneye için neler planlıyorsunuz? Hani içinde neler olacak etkinlik bakımından? İçinde birçok sporun olduğu Hocam şu anda sesiniz gitti. Tekrar geldi. Acaba evin internetine mi bağlanıyorsunuz? Hani hücresel verinizi açabilirseniz. bazen umarım bir sıkıntı olmaz.
Ben onu kullanıyorum evin interneti olmasın diye. Yani evin internetinden belki. Evet, şimdi iyi hocam. Bu spor fest ile ilgili bir düşüncemiz vardı tabii. Faaliyetleri aslında sizlerle yapıyoruz. Yani sizlerin fikirlerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tek başımıza bitmiyoruz daha doğrusu. Sizlerin katkılarıyla, sizlerin çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaten beyin takımı sizlerden oluşuyor. Bizler sizlere yönlendirerek, rehberlik yaparak bu faaliyetlerde ya da bu etkinliklerde önce olmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili zaten 12. sınıftan arkadaşlarınız vardı. İyi bir çalışma yapmıştılar. İşte sponsor arayışlarındaydı. Onlar da halletmiştiler. Yani güzel bir etkinlik olacaktı. Ama onların verdiği söz şu doğrultuda. Biz buradan mezun olsak bile önümüzdeki sene gelip yine bu Spor Fest'te her türlü desteğimizi de sağlarız ve Spor Fest'in içinde de yine bulunmak isteriz. Çünkü ilk defa yapılacak bir şey, okul olarak ilk defa yapacağımız bir şey. Başka okul yapıyor bunu. Yapanlar oldu, iyi ya da kötü bir şekilde yapanlar oluyor. Ama bizler yaptığımız zaman yaptığımız için en iyisini yapmak istiyoruz, en iyi olmak istiyoruz. Yani bir şeyi yapmak için yapmak değil de aslında onu düzgün ve güzel şekilde yapmak daha mantıklı ve daha başarılı bir faaliyet olur. Biz de bunun arayışındayız. Burada başka okullardan öğrenciler davet edip öğrenciler arası sabakaları, basketbolu, futbolu, insan langırtı, rodeosu, voleybolu bu tarz şey yapıp ve bunun arasına da eğlenceli bazı eşsel oyunlar katıp bu şekilde bir etkinlik düşünülüyordu. İşte son aşamasındaydık. Bisiklet yine belediyeden olsun, ilçe milli eğitimden olsun, çalışması da o da ben ondan daha çok yordum. Çünkü hiç kimsenin yapmadığı bir şeydi. Okul öğrencilerinin hareketsiz hayattan kurtulup bisikleti herkes kullanabilir. Bisikleti bir spor olduğunu en azından duyurmaya çalışıyordum. O da öyle. Maalesef yarıda kaldı. Öyle diyeyim ben. Evet hocam, umarım bu süreci de kısa bir sürede atlatabiliriz. Peki İnşallah. son olarak bu bizim aslında öğretmenlerimizle yapacağımız son böyle yayın oldu. Son olarak sizce bir öğrenci neden Burak Bora'yı tercih etmeli? Yani bunu genel sadece spor açısından değil de genel olarak değerlendirirseniz böyle de bitirelim. Şimdi Burak Bora bir kere adının geldiği yer anlamında baktığınız zaman zaten maneviyatı olan bir lise. Bu anlamda geçmiş olan bir lise ve şu anda Burak Bora'nın annesi Ülke Hanım, Ülke annemiz de o da elinden geldiği kadar okulumuza yardımcı olmaya çalışıyor. En azından Burak Boralı olmak, Burak Bora'nın ruhunu yaşatmak ve onun böyle maneviyatı sürdürmek açısından gelen bütün öğrencilerin bu ruhla da bu şekilde bir hayata bakışı olur. Ülke Hanım'ın ben hayatını dinledim. Gerçekten birçok insanın yaşayabileceği hayat çok zor şartlarda yani çok büyük acılar, manevi acılar yaşamış da yine halen de ayakta duruyor. O insanın yapmış olduğu bu hizmetleri bir Burak Boralı olarak bunu da hissedip ve hayat bu şekilde bakmak insanı daha dinç tutar diye düşünüyorum. Eğitim anlamında zaten Kartal'da en iyi okuluz diyebilirim. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Artı bunları da eklediğim zaman kesinlikle her gelmesi gereken bir okul. Herkesin gelmek istediği bir okul aslında. Gelemedikleri zaman Evet. belki oluyor, evet. Evet, içine katılınca aslında Burak Bora ruhunu daha çok hissediyorsun ve o zaman aslında anlıyorsun ki iyi bu okulu seçmişim diye. Zaten bu yılda aslında hem okulumuzu yenileme çalışmalarımızla gerek yeni projeler kattık okulumuza ve hazırlık geldi bu sene.
Bunlar da artıdan okulumuzu iyiydi, kat kat daha iyileştirdi diyebilirim yani. Kesinlikle 5 yıl olması açısından da okulun diğer okullardan da daha katıya kazandığını emin olabiliriz. Yani buradan da Tek şu eksiğimiz şekilde. oldu, onu da tamamladık aynı. Evet, tek eksiğimiz vardı, onu da tamamladık kesinlikle. Hocam benim soracaklarım bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak isterseniz o şekilde kapatalım. Evet, en son herhalde bendim. Benden sonra daha öğretmen de kalmadı. Bütün Evet, branşlar yok. konuşuldu. Ben teşekkür ediyorum. Bu canlı yayınları artık düşünüldü bir şekilde, bütün öğretmenlerle konuşuldu. Gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum. İnsanlar da en azından birinci ağızdan bazı bilgiler edindi. Dediğim gibi yine duymak isteyen, görmek isteyen, okulumuzu tanımak isteyen herkesi okulumuza yine bekliyoruz. Ve önümüzdeki sene güzel şeyler başarmak için spor, ben kendim için söylüyorum tabii bunu. Spor olduğu için. Sporu seven, zeki ve ahlaklı insanları bekliyoruz diye sözlerimi sonlandırıyorum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak, tamam. Biz teşekkür ederiz. Hocam bir şey ekleyeyim en son. Yayınımızı kaçıran eğer varsa okulumuzun YouTube hesabından yine ulaşabilirler bu yayınlara. Orada yüklü. Hocam size Evet. çok teşekkür ediyoruz Ben bilgilerinizi ve teşekkür fikirlerinizi ederim. paylaştığınız için. Umarım Ben faydalı teşekkür ederim. olmuştur herkese. Umarım. Evet. Tamam, kendinize iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakal. Bay bay.